Merhabalar, ben Bilgehan Poyraz. Arena Bilgisayar'da kurumsal ürünler çözüm mimarıyım. Bugün sizlerle teknolojide dijital dönüşüme nasıl adapte oluruz ve başarıyı nasıl yakalayabiliriz konusunu paylaşacağım. Bildiğiniz gibi dünyada hemen hemen her alanda ciddi gelişmeler yaşıyoruz. Önceleri büyük problem olan bazı hususlar artık aşılmış durumda. Bugün karşılaştığımız, büyük olarak adettiğimiz problemlerde de çözüm süreleri daha kısa zaman alıyor. Takdir edeceğiniz gibi veri insan gücüyle ortaya çıkan bir kavram. Bugün hiç kimse dünkü verisiyle aynı veriye sahip olduğunu iddia edemez. Bir mail, bir doküman, bir dosya mutlaka kişinin verileri arasına ilave edilmiştir. Bu yüzden çığ gibi durmadan büyüyen, küçülmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Bu da bizleri, yani insanlığı, daha hızlı sistemler üretmeye itiyor. İşte teknolojik olarak dijital dönüşüm diye bahsettiğimiz kavram da tam olarak bu. Teknoloji üreticileri daha hızlı, daha yüksek performanslı ve daha fazla yeteneğe sahip cihazlar üretmek zorundalar ve üretiyorlar. Üstelik bu bir tek sunucu, bir tek storage, bir tek network cihazı değil, tüm branşlarda. Eskiden 3 TB kapasite storage ürünleri konfigür ediyorduk. Şu anda 6 TB'lık server RAM'i konfigür edebilir durumdayız. Yani bunun en büyük sebebi ise insanlığın ürettiği verinin işleme için RAM'e, CPU'ya ve daha fazla kaynağa ihtiyaç duymak. Eskiden özellikle devlet dairelerine girdiğimizde herkesin karşılaştığı evrak dolapları vardı. Hatta evrak dolaplarından koridorlar meydana geliyordu. Şirketlerde de tabii evrak dolapları vardı. Ayrıca evrak odası diye yazı yazan odalar vardı. Farkındaysanız artık hiçbir şirkette bu dolaplar yok. Çünkü bunların hepsi dijital ortama aktarılmış ve dijital dünyaya dönüşmüş durumda. Bu dönüşümün olmadığını, şu anda her şeyin yine evrak dolaplarında saklı olduğunu düşünelim. Bir adli sicil kaydını ne kadar zamanda çıkarabileceğini ben tahmin bile edemiyorum. Sadece bu baktığımız bir nokta. Yani bir de görüntü saklama operasyonlarını düşünelim. Mesela bir hastanenin MR, röntgen, tomografi görüntülerini düşünelim. Daha da ileri gidelim. Durumların güvenlik kamera kayıtlarını günümüzde 6 ay saklama zorunluluğu var. Yani bu bile bizim için en azından depolama tarafını büyütmek anlamına geliyor. İnanılmaz değil mi? Üstelik eskisi gibi bir resim bitler, baytlar, kilobaytlar seviyesinde değil, ciddi sıkıştırma oranlarına sahip olduğu halde gigabaytlar seviyelerinde. Bugün depolama ürünlerinde petabaytlar çok normalleşti. Herkes kendi arasında petabayt konularını çok net şekilde konuşabiliyor. Giriş seviyesi storage'lar bile neredeyse artık petabaytlar seviyesinde. Bundan 5 yıl kadar önce biz petabayt konusunu çok az konuşuyorduk. Hepiniz hatırlarsınız. Dolayısıyla üreticilerin yeni nesil depolama ürünleri, sunucular ve bağlantı ekipmanları konusunda ciddi çalışmaları var. Aslında konunun özünde de anlatmaya çalıştığım gibi biraz da mecburiyet söz konusu. Tabii biz teknoloji danışmanları da bu konuda sorumluluk altına girmiş bulunuyoruz. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de herhangi bir kurum donanım altyapısını ortalama 7 yıl kullanıyor. Bizler Arena Bilgisayar olarak ihtiyaç duyduğunuz anda sizlere gerekli olan sistemlerin yapılandırılması konusunda yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Teşekkür ederim.